Sesli kitap. Ant. Yazan Ömer Seyfettin. Ben Gönen'de doğdum. 20 yıldan beri görmediğim bu kasaba hayalimde artık seraplaştı. Birçok yeri unutulan eski, uzak bir rüya gibi oldu. O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla her vakit önünden geçtiğimiz çarşı camiini, karşısındaki küçük ve harap şadırvanı, içinde binlerce kereste tomruğu yüzen nehirciyi, bazen yıkanmaya gittiğimiz sıcak sulu hamamın derin havuzunu şimdi hatırlamaya çalışırım. Fakat beyaz bir nisyan dumanı önüme yığılır. Renkleri siler, şekilleri kaybeder. Uzun gurbetlerden sonra vatanına dönen bir adam, doğduğu yerin ufkunu koyu bir sis altında bulur ya, ben de sevdiği şeyleri uzaktan bir an evvel göremediği için mahzun olan bir adam gibi böyle meraka, sabırsızlığa benzer bir elem duyarım. O, her akşam sürülerle mandaların ve ineklerin geçtiği tozlu ve taşsız yollar, yosunlu ve sirah kiremitli çatılar, yıkılacakmış gibi duran büyük duvarlar, küçük ve ahşap köprüler, nihayetsiz tarlalar, alçak çitler, hep bir duman içinde erir. Yalnız evimiz ile mektebi gözümün önüne getirebilirim. Büyük bir bahçe, ortasında köşk tarzında yapılmış bembeyaz bir ev, sağ köşesinde her vakit oturduğumuz beyaz perdeli oda. Sabahları annem beni bir bebek gibi pencerenin kenarına oturtur, dersimi tekrar ettirir, sütümü içirirdi. Bu pencereden görünen avlunun öbür tarafındaki büyük toprak renkli binanın camsız ve kapaksız tek bir penceresi vardı. Bu siyah delik beni çok korkuturdu. Yemeklerimizi pişiren, çamaşırlarımızı yıkayan, tahtalarımızı silen, babamın atına yem veren, al köpeklerine bakan hizmetçimiz Abil Ana'nın her gece anlattığı korkunç ve bitmez hikayelerdeki ayıyı bu karanlık pencerede görür gibi olurdum. Bu vehimle rüya dinlemek ve tabir etmek merakında olan zavallı anneme her sabah ayılı rüyalar uydururdum. İri ve kızgın bir ayının beni kapıp dağa götürdüğünü, ormandaki inine kapadığını anlatırdım. Kollarımı bağladığını, burnumu ve dudaklarımı yediğini, sonra Bayramiçi yolundaki su değirmeninin çarkını attığını söyler, ona birçok "Hayırdır inşallah" dedirtirdim. Annem tabir ederken benim büyük bir adam, büyük bir bey, büyük bir paşa olacağımı, bana kimsenin fenalık yapamayacağını temin ettikçe yalan söylediğimi unutur, ne kadar sevinirdim. Nasıl sokaklardan ve kiminle giderdim bilmiyorum. Mektep bir katlı ve duvarları badanasızdı. Kapıdan girilince üstü kapalı bir avlu vardı. Daha ilerisinde küçük ve ağaçsız bir bahçe. Bahçenin nihayetinde ayak yolu ve gayet kocaman abdest fıçısı. Erkek çocuklarla kızlar karmakarışık otururlardı. Beraber okur, beraber oynarlardı. Büyük hoca dediğimiz öğretmen, kınalı ve az saçlı, kambur, uzun boylu, ihtiyar ve bunak bir kadındı. Mavi gözleri pek sert parlardı. Gaga gibi eğri ve sarı burnuyla tüyleri dökülmüş hasta bir çaylığa benzerdi. Küçük hoca erkekti. Büyük hocanın oğluydu. Çocuklar ondan hiç korkmazlardı. Galiba biraz aptalcaydı. Ben arkadaki rahlelerde büyük hocanın en uzun sopasını uzatamadığı bir yerde otururdum. Kızlar belki saçlarımın açık sarı olmasından bana hep "Ak Bey" derlerdi. Erkek çocukların büyüyecekleri ya ismimi söylerler yahut "Yüzbaşı oğlu" diye çağırırlardı. Sınıf kapısının açılmayan kanadında sallanan "Geldi gitti" levhası yassı ve cansız bir yüz gibi bize bakardı. Kalın duvarların tavana yakın dar pencerelerinde giren donuk bir aydınlık durmadan bağıran, haykırarak okuyan çocukların susmaz ve keskin çığlıklarıyla sanki daha ziyade ağırlaşır ve bulanırdı.
Mektepte yalnız bir nevi ceza vardı, dayak. Büyük kabahatliler, hatta kızlar bile falakaya yatarlardı. Falakadan korkmayan, titremeyen yoktu. Küçük kabahatlilerin cezası ise ölçüsüzdü. Küçük hocanın ağır tokadı, büyük hocanın uzun sopası rast geldiği kafayı mutlaka şişirirdi. Ben hiç dayak yememiştim. Belki de bana torpil geçiyorlardı. Yalnız bir defa büyük hoca kuru ve kemikten elleriyle yalan söylediğim için sol kulağımı çekmişti. O kadar hızlı çekmişti ki yeri ertesi gün bile yanıyordu ve kıpkırmızıydı. Halbuki kabahatim yoktu. Doğru söylemiştim. Bahçedeki abdest fıçısının musluğu koparılmıştı. Büyük hoca bu kabahati yapanı arıyordu. Bu mavi cepkenli, kırmızı kuşaklı, hasta ve zayıf bir çocuktu. Haber verdim. Falakaya konacaktı. İnkar etti. Sonra diğer bir çocuk çıktı. Kendi kopardığını, onun kabahati olmadığını söyledi ve yere yattı. Bağıra bağıra sopaları yedi. O vakit büyük hoca, "Niçin yalan söylüyor, bu zavallıya iftira ediyorsun?" diye kulağıma yapıştı, yüzünü buruşturarak darıldı. Ağladım, ağladım. Çünkü yalan söylemiyordum. Evet, musluğu koparırken gözümle görmüştüm. Akşam paydosunda dayağı yiyen çocuğu tuttum. "Niçin beni yalancı çıkardın?" dedim. "Musluğu sen koparmamıştın." "Ben koparmıştım." "Hayır, sen koparmamıştın. Öbür çocuğun kopardığını ben gözümle gördüm." Israr edemedi. Yüzüme baktı, bir an öyle durdu. Ve eğer hocaya söylemeyeceğime yemin edersem saklamayacaktı, anlatacaktı. Ben hemen yemin ettim, merak ediyordum. "Musluğu Ali koparmıştı," dedi. "Ben de biliyordum. Ama o çok zayıf ve hastadır. Görüyorsun, falakaya dayanamaz. Belki ölür. Daha yataktan yeni kalktı." "Ama sen niçin onun yerine dayak yedin?" "Niçin olacak? Biz onunla ant içmişiz. O bugün hasta. Ben iyi ve kuvvetliyim. Onu kurtardım işte." Pek güzel anlamadım. Tekrar sordum. "Ant ne?" "Bilmiyor musun?" "Bilmiyorum." O vakit güldü. Benden uzaklaşarak cevap verdi. "Biz birbirimizin kanlarını içeriz. Buna ant içmek derler. Ant içenler kan kardeşi olurlar. Birbirlerine ölünceye kadar yardım ederler. İmdada koşarlar." Sonra dikkat ettim. Mektepte birçok çocuk birbirleriyle ant içmişlerdi. Kan kardeşiydiler. Hatta bazı kızlar bile kendi aralarında ant içmişlerdi. Bir gün bu yeni öğrendiğim adetin nasıl yapıldığını da gördüm. Yine arka rahlelerde idi. Küçük hoca abdest almaya dışarı çıkmıştı. Büyük hoca arkasını bize çevirmiş, yavaş yavaş namazını kılıyordu. İki çocuk tahta saplı bir çakı ile kollarını çizdiler. Çıkan büyük kırmızı damlayı kollarının üzerinde çizgiye sürdüler. Kanlarını karıştırdılar, sonra birbirlerinin kollarını emdiler. Ant içerek kan kardeşi olmak. Bu beni düşündürmeye başladı. Şayet benim de kan kardeşim olsaydı, hoca kulağımı çektirmeyecek, ihtimal falakaya yatacağım zaman beni kurtaracaktı. Koca mektebin içinde kendimi yapayalnız, arkadaşsız ve hamisiz zannediyordum. Anneme fikrimi, her çocuk gibi birisiyle ant içmek istediğimi söyledim. Andı tarif ettim, razı olmadı. "Öyle münasebetsizlikler istemem, sakın yapma ha," diye tembih etti. Lakin ben dinlemedim. Aklıma ant içmeyi koymuştum. Fakat kiminle? Bir tesadüf, beklenilmeyen bir kaza bana kan kardeşimi kazandırdı. Cuma günleri bizim evin bahçesinde bütün komşu çocukları toplanırdı. Akşama kadar beraber oynardık. Arkamızdaki evlerin sahibi Hacı Budakların benim kadar bir çocukları vardı ki en çok adı hoşuma giderdi. Mıstık. Bu kelimeyi söylerken garip bir zevk alır ve hep tekrarlardım. O kadar ahenkliydi. Kızlar, bu güzel ismi uydurulmuş kafiyeleri Mıstık'ı bahçede ve sokakta görünce bir ağızdan söylerler. Hala hatırımda.
Mustafa mıstık, arabaya kıstık, üç mum yaktık, seyrine baktık diye bağırışırlar. Ellerini yumruk yaparak ona karşı dururlardı. Mıstık hiç kızmazdı, gülerdi. Biz de bazen bu beyitleri bağırarak tekrarlar, eğlenirdik. Bu iki mini mini beyit benim hayalime bile tesir etmişti. Rüyamda birçok arsız kızın onun büyük bir muhacir arabasına sıkıştırarak ve etrafını üç mum yakarak seyrine baktıklarını görürdüm. Niçin mıstık öyle uslu dururdu? Niçin birden fırlayıp bu kızlara birkaç tokat atmaz, sıkıştığı katran kokulu arabadan kurtulmazdı? O hepimizden kuvvetliydi. Sanki adı gibi her tarafı yuvarlaktı. Başı, kolları, bacakları, vücudu, hatta elleri. Bütün çocukları güreşte yenerdi. Yazın her cuma sabahı büyük bir deste söğüt dalı getirirdi. Bu dallardan kendimize atlar yapar, cirit oynar, yarışa çıkardık. Yarışta da hepimizi geçerdi. Onu hiçbirimiz tutamazdık. İşte yine böyle bir cuma günü mıstık söğüt dallarıyla geldi. Ben en uzununu kendime ayırdım. Öbürlerini çocuklara dağıttım. Bir çakı ile bu dalların ucunu keser, kabuklarından iki kulak bir burun çıkartır, tıpkı bir at başına benzetirdik. Ve bunu en güzel ben yapardım. Kendi atımı yapıyordum. Mıstıkla diğer çocuklar sıralarını bekliyorlardı. Nasıl oldu farkına varmadım. Söğüdün kabuğu birden yarıldı. Arasından kayan çakı sol elimin şehadet parmağını kesti. Sulu ve kırmızı bir kan akmaya başladı. O saatte aklıma bir şey geldi. Ant içmek. Parmağın acısını unuttum. Mıstık'a haydi dedim. Hazır elim kesildi. Kan kardeşi olalım. Sen de kes. Tereddüt etti. Siyah gözlerini yere dikerek büyük ve yuvarlak başını salladı. Olur mu ya? Ant içmek, kol kesmek lazım. Canım ne zararı var diye ısrar ettim. Kan değil mi? Hepsi bir. Ha koldan, ha parmaktan. Haydi, haydi. Razı oldu. Elimden aldığı çakı ile kolunu hatta biraz derince kesti. Kanı o kadar koyuydu ki akmıyor, bir damla halinde kabarıyor ve büyüyordu. Parmağımın kanı ile karıştırdık. Evvela ben emdim. Bu tuzlu ve sıcak bir şeydi. Sonra o da benim parmağımı emdi. Bilmiyorum aradan ne kadar zaman geçti. Belki 6 ay, belki 1 yıl. Mıstık'la kan kardeşi olduğumuzu adeta unutmuştum. Yine beraber oynuyor, mektepten eve beraber dönüyorduk. Bir gün hava sıcaktı. Büyük hoca bizi öğleden sonra serbest bıraktı. Tıpkı perşembe gününkü gibi. Mıstık'la sokağın tozları içinde yavaş yavaş yürüyorduk. Ben fesimin altına mendilimi koymuştum. Terimi silmediğim için yüzüm sırılsıklandı. Büyük ve geniş bir yoldan geçiyorduk. Kenarda yıkılmış bir duvarın temelleri vardı. Birdenbire karşıdan iri ve kara bir köpek çıktı. Koşarak geliyordu. Arkasından birkaç adam kalın sopalarla kovalıyorlardı. Bize "Kaçınız, kaçınız, ısıracak!" diye bağırdılar. Korktuk, şaşırdık, öyle kaldık. Evvela ben biraz kendimi toparlayarak "Aman, kaçalım!" dedim. Ama gözleri ateş gibi parlayan köpek bize yetişmişti. O vakit mıstık "Sen arkama saklan!" diye haykırdı ve önüme geçti. Köpek onun üzerine hücum etti. İlkin hızla birbirlerine çarptılar. Sonra tıpkı güreşir gibi boğaz boğaza geldiler. Köpek de ayağa kalkmıştı. Biraz böyle savaştıktan sonra ikisi de yere yuvarlandı. Mıstık'ın küçük fesi ve mavi yemenisi düştü. Bu muhabere bana pek uzun geldi. Titriyordum. Sopalı amcalar yetiştiler. Köpeğe odunların bütün kuvvetiyle birkaç tane indirdiler. Mıstık kurtuldu. Zavallının kollarından ve burnundan kan akıyordu. Köpek kuyruğunu bacaklarının arasına sıkıştırmış, kulağı yerde dört nala kaçtı. Mıstık, "Bir şey yok, acımıyor, biraz çizildi," diyordu. Evine götürdüler. Ben de hemen evimize koştum, anneme başımıza geleni anlattım. Abilana beni yere yatırdı, uzun uzun kasıklarıma, korku damarlarıma bastırdı, bir dua okuyarak yüzüme üfledi. Ertesi gün mıstık mektebe gelmemişti. Daha ertesi gün yine gelmedi.
Anneme Hacı Budaklar'a gidip Mıstık'ı görmemizi söyledim. Hastaymış yavrum, dedi. İnşallah iyi olunca yine oynarsınız. Şimdi rahatsızlık etmek ayıptır. Ondan sonra ben her sabah Mıstık'ı iyileşmiş bulacağım ümidiyle mektebe gittim. Fakat heyhat, o hiç gelmedi. Köpek kuduzmuş. Baktırmak için Mıstık'ı bandırmaya götürdüler. Oradan İstanbul'a göndereceklerdi. Nihayet bir gün işittik ki Mıstık ölmüş. Erken kalktığım açık ve bulutsuz sabahlar herkes gibi bana da çocukluğum hatırlatır. Yadımda kalan doğduğum yeri gözümün önüne getirmek isterim. Daima farkında olmayarak sol elimin işaret parmağına bakarım. Birinci boğumun üstünde hala beyaz çizgi şeklinde duran bu küçük yara izi bende pek mukaddestir. Andı içen ölen, hayatını mahveden kahraman kan kardeşimin sıcak dudaklarını tekrar parmağımın ucunda duyarım. Onun beni kurtarmak için kendisinden büyük, kudurmuş, iri ve kara çoban köpeğiyle pençeleşen aslan ve bahadır hayalini görürüm. Dini, kültürel, geleneksel değerlerimizden uzaklaştıkça kokuşmuş derinliklerine yuvarlandığımız karanlık uçurumun bu ahlaksızlık, bozukluk, vefasızlık, adilik ve miskinlik cehenneminin dibinde ümitsizce kıvranırım. Kıvranırken saf ve nurlu geçmişim gözlerimin önünde kaybettiğim bir cennet manzarası gibi açılır. Beni teselli eder, mesut olurum. Saatlerce Mıstık'ın aziz hatırasını düşünürüm. Düşünür de eskiyip unutuldukça kıymeti artan tatlı ve hüzün acısıyla lezzet bulurum.